panosu, web kamerası. Herkese merhaba millet. Bugün yeni bulduğum iki tane eklentiyi inceleyeceğiz. Bunlar NVDA topluluğu eklentiler sayfasına yeni dahil edilmiş olan eklentiler. Biri SYNT Herring Settings isimli, henüz ne yaptığını anlamadığım ama mutlaka bir işe yaradığından emin olduğum bir eklenti. Diğeri ise Beep Keyboard, yani Beep Klavye diye hani lanse edebileceğimiz bir eklenti. Beep Klavye'nin ne yaptığı belli. Bu NVDA'nın çıkarmış olduğu, büyük küçük harf tuşlarına basarken çıkarmış olduğu beep seslerini biraz daha özelleştirmeye yarayan bir eklenti. Şimdi ikisini de kuracağız. Liste. SYNT Herring Settings Selector 0.6'da add-on 11/12. NVDA eklenti paketi. SYNT Herring Settings Selector eklentisini kuruyorum. Uygulama ekle, evet alt e. Recording, evet, NVDA, hayır alt a. Küçük bir eklentiydi zaten. Hemen kuruldu. NVDA yeniden başlatma sorusuna da hayır diyorum. Ekle, recording for, masa, Beep Keyboard 1.3'da add-on 12/12. Beep Keyboard basıyorum. Ekle, evet alt e. Kuruyorum. Recording. Eklen, NVDA'yı yeniden başla, evet alt e. Bu defa eklen, evet diyorum. Recording for. Şimdi recording form, normal imleci. Evet, NVDA geldi. Eklentileri tek tek inceleyelim. NVDA menü, ayarlar, L1/ NVDA, kategori, konuşma, kategori, incele, kategori, girdik. Kategori, nesne, kategori, kategori, Windows, kategori, kategori, SYNT Herring Settings Selector 13/26. SYNT Herring Settings Selector eklentisi. Hemen ayarlarına bakıyoruz. SYNT Herring Settings Selector özellik sayfası, check the settings you want to include in the SYNT Herring Settings link. Settings grup grup. Ses işaretli alt e. Evet. Konuşucu işaretli alt o. Eklentiler hani NVDA için olan sentezleyici eklentilerinde geçerli olan bir olay. Hız işaretli alt e. Ses seviyesi işaretli alt. Tamam. Tamam, burada her şey ayarlı zaten. Uygula. Kategori. Kategori. Report symbols 14. Kategori, instant trans, kategori, odağı ışık, kategori, enhanced, kategori, ifadeler 10, kategori, Jolumin's Review 20, kategori, saat ayak, kategori, alarm kur 20, kategori, kategori, Beep Keyboard, kategori, Beep Keyboard 25/26. Evet, Beep Klavye. Bunun biraz daha fazla ayarları var. Hemen bakalım ayarlarına. Beep Keyboard özellik sayfası. Beep for upterca ses range ups logic is on işaretli alt c. Beep for tipet karıttız range shift is preset işaretli alt c. Hepsi işaretli olsun. Çünkü bunların hiçbiri işaretli olmazsa veya bazıları işaretli olmazsa eklenti hiçbir işe yaramıyor. NVDA'nın klavyede çıkardığı bip seslerini iyileştirmek istiyorsanız bunların hepsini işaretlemek durumundasınız. Beep for toggle case changes işaretli alt D. Announce toggle case changes. If beep for toggle case changes is disabled, NVDA will have the original behavior. İşaretli alt A. Disable beeping on password fields işaretli alt D. Parola girerken bip seslerini durdur. Bunu da işaretleyelim. Open advanced options alt o. Uygulama için gelişmiş seçenekleri açın diyor. Bastık. Advanced settings keyboard beep iletişim kutusu. Ignored characters with shift preset alt e. X1BTBR seçildi. Evet, burada bu biplemelerin ses tonunu
hızını, uzunluğunu ve ses seviyesini ayarlayabiliyorsanız, hani tıpkı sentezleyicilerde konuşma hızı, ses perdesi, işte hız diyorum, ses yüksekliği falan, bunları ayarlayabildiğimiz gibi bu bipleme olayının da seslerini ayarlayabiliyoruz. Şimdi bakalım. Boşluk aralığı ve Bep always for the following characters alt A. X99DB seçildi. Boşluk D9 2 0 X20000DB. Select tone to configure tipet characters with shift preset kapalı alt S. Custom character tipet character custom tone pitch alt B. 300 seçildi. Bunu evet kalsın. Tone length alt B. 77 seçildi. Tone volume alt B. 25 seçildi. Test tone alt B. Evet. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra test tone diyor. Bunu Android'deki bir örnek dinleyin. Ses sentezinin kısa sunumunu oynat düğmesinin bir benzeri olarak düşünebilirsiniz. Burayı ayarladıktan sonra yani buradaki tüm ayarları kendi isteğinize göre ayarlayıp kişiselleştirdikten sonra şey yapabilirsiniz. Hani test tone düğmesine basarak ayarlarınızı test edebilirsiniz. Ortaya çıkan sonuçtan memnun kalırsanız eğer tamam. Tamam diyerek ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Tamam. Recording form. Ayrıca bu eklentilerin NVDA'nın eklenti güncelleyicisi tarafından güncellenmesini istiyorsanız da şöyle yapmanız lazım. Recording form. NVDA ayarlar. NVDA ayarları, normal konfigürasyon, iletişim kutusu, kategori, liste, kategori. Evet, bu NVDA'nın eklentilerini bir uygulama olarak düşünebilirsiniz. Ve her yeni eklentide eklenti güncelleyicisini kontrol edin. Genellikle eklenti güncelleyicisi yeni yüklenen eklentilerin otomatik olarak güncellenme seçeneğini işaretler ama bazen işaretleyemeyebiliyor. Böyle bir durum var mı yok mu bunu anlayabilmek için yeni yüklediğiniz eklentiler olursa kontrol etmenizi öneririm. Hani eklenti güncelleyicisi yeni yüklenen bu eklentinin otomatik olarak güncellenmesi seçeneğini işaretlemiş mi işaretlememiş mi bunu bakın. Eğer işaretlediyse sıkıntı yok. İşaretlemediyse sizin işaretlemeniz gerekir. Hemen bakalım. Eklenti güncelleyici özellik sayfası. Eklenti güncellemelerini otomatik olarak kontrol et işaretli alt G. Bu başka bir şey. Bu zaten o eklenti güncellemelerinin tüm eklentileri, pardon, eklenti güncelleyicisinin tüm eklentileri otomatik olarak güncelleyip güncellemeyeceğini ayarlamanızı sağlayan farklı bir ayar bu. Bizim burada bahsetmek istediğimiz konu şu. Yani yeni yüklenen eklenti bu eklentileri otomatik olarak güncelle ayarı zaten etkin, açık kullanımda. Bizim buradaki amacımız şu, bu yeni gelen, yeni yüklenen eklentiler bu ayara dahil edildi mi edilmedi mi bunu kontrol edeceğiz. Dahil edilmediyse biz kendimiz elle dahil edeceğiz. Dahil edildiyse de sıkıntı yok. Bakalım şimdi. Bu eklentileri güncelleme, liste, add-ons documentation seçili işaretli 1/66. Eklenti güncelleyici audio TMS seçili işaretli 3/66. Ben bunların hepsini zamanında işaretlemiştim. Şimdi gelen yeni eklentilerimize bakalım. İşaretlenmiş mi, işaretlenmemiş mi onları kontrol edelim. Eğer işaretlendiyse işaretlemesini kaldırmadan tamam düğmesine basalım. İşaretlenmediyse biz kendimiz işaretleyelim onları. NVDA normal görüntülenen B bulut B keyboard seçili işaretli 6/66. Evet, yine eklenti güncelleyicisi yeni gelen eklentilerimizden birini otomatik olarak güncellenmesi amacıyla işaretlemiş. Bakalım diğer eklentimiz işaretlenmiş mi, işaretlenmemiş mi? Eğer işaretlenmediyse onu da işaretleriz. Bluetooth audio seçili işaretli 7. Braille extend calibre önceden belirli.
Klasik, Pano, Eclipse, Sa, Jolu, Ko, Dujki, Izi, İfa, İnha, Geliş, Oda, Win, Altın, Window, Oda, Windows, Frot, Seçili, işaretli 24/66. Bunların hepsini hızlı hızlı geçiyorum çünkü daha önce de söylediğim gibi ben bu eklentilerin tümünü daha önceden kontrol etmiştim. Bunlar işaretli eklentiler olduğu için hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi SYNT Hearing Settings eklentisini kontrol edeceğiz. İşaretlenmiş mi, işaretlenmemiş mi diye. Altın imleç seçili işaretli Google konu image önden ins let's bağla geliş no be ne ne mes play oj ne read rapid rip report kay review write sayka cümle speak pa speak speech speech switch SYNT Hearing Settings selector seçili işaretli 55/66. Evet, SYNT Hearing Settings Selector eklentisi de işaretlenmiş. Burayı ellemeden tamam. Tamam düğmesine basacağız. Dediğim gibi yeni yüklenen eklentilerin otomatik olarak güncellenmesiyle alakalı ayar zaten açıktır. Açmadıysanız açmanızı tavsiye ederim. Eklenti güncelleyicisi yeni yüklenen eklentilerin otomatik olarak güncellenmesiyle alakalı işlemi bu açık olan ayara otomatik olarak dahil eder. Yani kısacası eklenti güncelleyicisi yeni gelen eklentilerin otomatik güncellenmesi için onları otomatik olarak işaretler. Ama işaretlemediği durumlarda da sizin kontrol edip eğer işaretlenmemişse şayet kendinizin elle işaretlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunlar işaretlenmezse eğer başka eklentilere de güncelleme gelir. Bunlara da güncelleme gelir ama bunların güncellemeleri buraya da dahil edilmediği için eklentileri otomatik güncelleme seçeneği burada işaretlenmediği için bu eklentiler güncellenmez. Yeni güncellemeleri yani işaretlenmeyen eklentilerin yeni güncellemelerini sizin otomatik olarak güncellemediğiniz için şey yapmanız gerekir. NVDA eklentiler sayfasına gidip elle eklentinin son sürümünü indirmeniz gerekir. Recording form. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Masa üstü. Hoşça kalın. Ben bu eklentileri ayrı ayrı indirme linklerini vereceğim. Ayrıca benim toplamış olduğum NVDA için yararlı eklentiler şeyini de vereceğim. Bu paketi de bu videonun altında yine link olarak vereceğim. Bunu indirirsiniz. İster bu eklentileri tek tek ayrı ayrı indirirsiniz. İsterseniz de tüm eklentileri indirirsiniz. Zaten o NVDA için yararlı eklentiler paketi güncellendi. İçinde bu eklentiler de mevcut. Halledeceğiz yani. Altına link koyacağız. Panosu. Liste. Masaüstü. Panosu. Dediğim gibi bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.